Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ali ve ashabi ecmaîn. Fatıma Mekkiye 10. Sifir 68. kısım. Asıl içinde vasıl. Sana hilallerden sorarlar. De ki onlar insanlar ve hac için vakitlerdir. Ayeti hakkında. Burada Allah hac için demiş, hacı için dememiştir. Böylece ayette haccı insanların konumuna yerleştirmiş ve onu anlam kendisini talep etse bile borç ve alışverişlerin konumuna yerleştirmemiştir. Buradan Allah katında haccın hükmünün, ayların dikkate alındığı, başka bir ifadeyle ay ölçülerinin dikkate alındığı eşyanın hükmüne biri olmadığını anladık. Hac özel, belirli ve tamlama yapılan bir davranıştır. İnsan onu diğer alışveriş ve borçlanmalarındaki fiilleri gibi yapar. Bu nedenle şari bu özel fiillerin zikrine özen göstermiştir. Çünkü onlar amaçlı olarak Allah için yapılan özel fiillerdir. Kulun bu fiilde bedensel riyazetten ibaret olan az bir yararın dışında dünyevi bir yararı yoktur. Bu nedenle haccın hükmü pek çok halinde ve nedenli fiillerinde diğer ibadetlerden ayrışır. Haccın fiillerinin büyük kısmı salt taabudi fiillerdir. fiillerdir. Yani ibadet maksatlı fiillerdir. Fakihlere göre bu fiillerin bilinen bir sebebi yoktur. Öyleyse özü gereği bu fiil hikmetin kendisidir. Yoksa onu zorunlu kılan bir hikmet nedeniyle konulmamıştır. Haçta diğer ibadetlerde bulunmayan sevap bulunduğu gibi diğer amellerde bulunmayan ilahi bir tecelli de vardır. Vakvayının başında hilal sayılara göre bir sayısı konumundadır. Hilalin o gecenin başındaki görünümü hakkın kulda iman ile tecellisi gibidir. İman yükümlü insanda şeriatın talep ettiği ilk şeydir. İman bir ruhtur, bedeni ise Allah'tan başka ilah yoktur demektir. Hilalin ilk gecesini de görürüz. Sonra tecelli sayıların yalınlarında büyür ve dokuzuncu geceye ulaşır. Bu gece tek sayıların basitlerinin son gecesidir. Böylece hilalin görünümü basit tek sayılarda olgunluğa ulaşır. Böylelikle Arafat'ta dokuzuncu gün durulur ve hacı için yalınların kemaliyle Allah'ı bilmek gerçekleşir. Hacı onun karşısında bulunur ve oraya dikişli elbiselerden soyutlanarak gider. Bunun anlamı bileşiklikten soyunmaktır. Dikkat ediniz. Hacı 10. gün dikişli elbise giyer. Çünkü o tek sayılardan ilk bileşik sayılara ulaşmıştır ki o da 10'dur. Bileşiklik ve akit yani bağ İki şeyin birbirine atfedilmesi ve bağlanmasıyla iki şey arasında gerçekleşir. Bu ise iki kısımdır. Birincisi ilmekli, diğeri ise ilmeksizdir. İlmekli akit, verilen sözde ve Allah'ın aldığı sözde hızla bozulmaya maruz kalır. Böyle olmayan ise hızla bozulmaz. Yediden sonra haccın geride 3 fiili kalır. Bunlar, müzdelife, mina ve ifaza tavafıdır. Müzdelife özgü fiil, fecrin yani tan yerinin ağarmasının baş, başından doğumuna kadardır. Müzdelife'de gecelemek ona özgü değildir çünkü o arife, arife gecesidir. Müzdelife'de ise gece yoktur, orada geceleme vardır. Tıpkı Sevde bin Cuma'nın gecesi gibi. Gece ona ait iken geceleme yani peygamberin diğer işi Ayşe'ye aitti. Öyleyse Sevde'ye ait olan geceleme değil, gece Ayşe'ye ait olan ise Sevde'nin gecesi değil, gecesinin gecelemesiydi. Bu nedenle bu gece sözde sevdeye izafe edilmişti. Aynı şekilde 9'dan sonra sayı mertebelerinden geride 3 kalır. Bunlar 10, 100 ve 1000'dir. Belirttiklerimizden başka sayı mertebesi yoktur. Aynı şekilde ifaza tavafından sonra da hacının hacda kendisine helal bir şey yasaklayacak bir görevi kalmaz. Bu sayede o artık bütünüyle hil bölgesine ulaşır. Bundan sonra Mekkeli olmayan için sadece veda tavafı kalmıştır. Çünkü o sayı mertebelerine veda etmiş, kendisinde ise sonsuza dek bileşiklik kalmıştır. İşte bu 12 mertebeyi kul sayının kemal tecellilerinde gerçekleştirir. Ardından 13. geceye hilal dolunay olarak gider. Bu gece oruç tutmamanın teşvik edildiği teşvik günlerinin mukabilinde oruç tutulması teşvik edilmiş biz gecelerindendir. Yani dolunay gecelerindendir. Bu gecelerde temettü hacı yapan yabancı oruç tutar. Kendimize çıkmayla Allah'tan süluk etmeyi içeren ayın yarısı sona erer. Biz sadece ona amaçlarız. Sonra ayın ikinci kısmında bu kez kendisimizden yani kendimizden ona süluk ederiz. Ay gizlenme gecesine ulaşır. Bu gece tam olarak gizlenmedir. Nitekim önceki yarımda ay tam görünür haldeydi. Böylece ay bir yandan görünmezken bir yandan görünürdür. İkinci hilalle ve başka bir hükümle de dünya ve ahirette bu sıra böyle döner. Çünkü Allah cenneti nitelerken şöyle demişti. Sabah akşam orada rızıkları vardır. Allah cenneti tıpkı dünya gibi Araplarca bilinen bir zamanın mekanı yaptı. Hacıda hacı zamanın meyvesini zilhicce ayına özgü ilahi bilgileri devşirir. Bunun yanı sıra hacı ilahi bilgilerde sayının meyvesini devşirir. Sayının bu konularda bir etkisi vardır. Dikkat ediniz. Allah şöyle buyurur. Allah'ı belirli günlerde zikrediniz. Peygamber ise Allah'ın 99 ismi vardır der. Böylece Allah özel isimlerle sayı hükmü altına girer. Peygamber ise Allah'ın 300 huyu vardır demiştir. Burada peygamber ilahi huyları sayının hükmü altına soktu. Öyleyse sayının ilahiyet konularında bir otoritesi vardır ve bu otorite zikir, isim ve huy alanında geçerlidir. Sayı öğrenmeyen kimse Allah hakkındaki bilgiden pek çok şeyi yitirir. Bu nedenle bu bölümde birlikteki çokluğun ve çokluktaki birlerin varlığını önce zikrettik ki bu sayının hükmüdür. Öyleyse sayı sayanlara yarar sağlayan şeydir. Öyleyse sayı sayanlara yarar sağlayan şeydir. Dediler ki bir veya birkaç gün kaldık. Sayanlara sorun. Bir ayette ise bilmiyorsanız zikir ehline sorun denilir. Böylece Allah sayı sayanları bilenlere kattı. Hacı da hacıya içerdiği ilahi bilgileri verendir. Bu nedenle hac vakti ilerle ilişkilendirildi. İnsanlara ait yapıldığı gibi hacı ile ilişkilendirilmedi. Allah hilalleri daha önce belirttiğimiz gibi vakit ölçüleri yaptı. Çünkü fiil ayda ayın yarısına ulaşır. Bu ise gerçekte bir tamlık ve kemaldir. Yarım, yarım olduğu için eksik sayılamaz. Eksiklik olsaydı diğer yarım onun adına gerçekleşmeyeceği için hiç kuşkusuz eksikliği gerçekleştirirken yarım kalırdı. Diğer yarım onun adına gerçekleşseydi bu da eksik kalırdı. Allahu Teala kutsi bir hadiste şöyle buyurur. Namazı kendim ile kulum arasında ikiye böldüm. Yarısı bana yarısı kuluma aittir. Hakkın kemali namazın yarısında ortaya çıkar. İkinci yarımı gerçekleştirmekle nitelenseydi hiç kuşkusuz Allah'a yaraşan kemalde eksiklik olurdu. Kulun kemali ise namazın yarısını gerçekleştirmede ortaya çıkar. Diğer yarımın gerçekleşmesiyle nitelenseydi kulluğunun kemalinde ve bu konuda kendisine yakışan kemalde eksiklik meydana gelirdi. Böylece kul kendisine ait değilken iken Rabbin nitelikleriyle nitelenirdi dikkat ediniz. Allah'a ortak koşan müşrikin bu zulmünü Allah bağışlamaz. Çünkü bu zulüm Allah'ın hakkından değil başkasının hakkındandır. Allah'ın kul üzerinde bulunup da kulun ihlal ettiği hakkını Allah'ın bağışlaması onun kereminin gereğidir. Çünkü kulun hakikati ihmaldir ve ihmalden onu ancak Allah koruyabilir. Öyleyse kulun hakikatinin gereği olan bir konuda korunmak kendisine değil Allah'a ve onun tasarrufuna kalabilir. Hakikatinden çıkmayan kimse bundan dolayı yükümlü değildir. Bu nedenle Allah'ın yaratıklarına karşı tam delili ortaya çıkar. Öyleyse şirkin kullara karşı yapılmış zulümlerden olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü Allah'a ortak koşulan yıldız, bitki, hayvan, taş ve insan gibi şeyler kıyamet günü gelir ve şöyle der. Rabbim beni ilah yapana ve beni bana yaraşmayan şeyde niteleyene sor. Bana yapılan haksızlığın karşılığını ondan al. Allah ise o şey yapılan haksızlığı şirk koşandan alır ve şirk koşulan şeyleri kendileriyle birlikte cehennemde ebediyen bırakır. Bunun böyle olması o şeylerin yıldız, taş, hayvan ve bitki olmasından kaynaklanır. Ortak koşulan şey şirkten razı olmayan veya zahirde veya batında bunu yasaklayan ve kerih gören bir insan ise şirk koşanla birlikte ateşe düşmez. Ortak koşma o insanın sözünde veya emrinden kaynaklanmış ve birlemek sizin ve tövbe etmek sizin ölmüşse o da şirk koşanlarla birlikte cehenneme girer. Dikkat ediniz. Bu davranıştan razı olmayan kimsenin bir örneği müşrik için ortaya konulur ve onunla birlikte azap görmek üzere cehenneme girer. Yıldızın, ağacın ve hayvanın üzerine azap yoktur. Onlar azaplarına ilave olsun diye ortak koşanlarla birlikte cehenneme girer çirk koşanlar söz konusu nesnelerin kendilerini ateşten kurtaramadığını, kurtaramadığını görür. Allah şöyle buydur: Siz ve Allah'tan başka ibadet ettikleriniz cehennem yakatıdır. Oraya varacaksınız. Müşrikler ise bunlar ilah olsaydı oraya girmezlerdi der. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onlar cehennem taşlarıdır. Öyleyse insanlar, şirk koşanlar, taşlar ise ibadet edilenlerdir. Haklarında iyiliğin takdir edildiği kimseler, kendilerinin ilah edinilmesini emretmeyen ve bundan razı olmayan kimselerdir. Onlar bu davranıştan münezzehtir. Örnek olarak İsa, Üzeyir ve Ali bin Ebu Talib'i verebiliriz. İlah olduğu iddia edilen mutluların ise örneklerini Allah şirk koşanlarla birlikte cehenneme sokar. Söz konusu örnekler kiliselerde ve başka yerlerde onları anlatmak üzere çiziliyordu. Çünkü her ibadet eden müşrik içinde tahayyül ettiği mabudunun suretinin örneğine bağlanır. Tahayyül edilen bu suret onda cesetlenir. Allah ise onu kendisiyle beraber cehenneme sokar. Çünkü müşrik ancak içinden bağlandığı bu surete tapmıştır. Tahayyül edilen anlamların bedenlenmesi din ve akıl bakımından reddedilmemiştir. Bu noktada akla gelirsek her hayal sahibi bunu bilir. Dine geldiğine gelirsek şükusus Amellerin surete geleceği şeriatta geçer. Ameller ise arazlardır. Dikkat ediniz. Ölüm ki o göreli ve nisbi bir anlamdır. Ruhun bedenden ayrılmasıdır. Allah kıyamet günü ölümü insanlara parlak bir koç suretinde misallendirir ve onu cennet ile cehennem arasına yerleştirerek keser. İşte misaller de böyledir. Kendine zulmeden müşriklere gelirsek onun nefsi Allah katında kendisine yapılan, zulmün cezasını talep eder. Nefse yapılan zulümden daha şiddetlisi yoktur. Dikkat ediniz. Nefsini öldüren yani intihar kimseye cennet haram kılındı. Böylelikle bir şeyin kemalinin o şeyi hakikatinden çıkartmayan şey olduğu anlaşıldı. Hakikatinden ve zatının hak ettiği şeyden çıkartan özellik ise eksikliktir. Bu nedenle şöyle dedik. Yarım miras sahibinin malındaki payında kemal sayılır. Söz konusu mal 3'e, 4'e, 6'ya, 8'e, 3'te 2'ye, yarıma, 6'da 1'e bölünebilir. Her parça hak sahibine ulaştığında nasibinin tamamını elde etmiş demektir. Öyleyse bu kişi malı 6'da 1'i kendisine ait ise 6'da 1'ini almış olsa bile nasibindeki kemale ulaşmıştır ve eksiklik söz konusu olmaz. Allahu Teala şöyle buyurur. Hacı ve umreyi Allah için tamamlayınız. Umre hiç kuşkusuz Fiilleri bakımından haccın fiillerinden eksiktir. Onun kemali ise emredildiği gibi yapılmasıdır. Haccın sureti de tam olarak yerine getirildiğinde kemalle nitelenir ve varlığı kemale erer. İkisi de yükümlü kulun Allah'ın kendisine vermiş olduğu özellikle yerine getirdiği ibadetlerdir. Bu özellik Allah'ın insanı kendi suretine göre yaratmasıdır ve bu nedenle Rabb'likten ona bir pay verilir. Bu pay, kula fiil ve inşa gücünün verilmesidir. Bu pay nedeniyle kul kulluğundan perdelenirse nakıs ve betbah olduğu gibi aynı zamanda hasta sayılır. Bu hastalığa karşı Allah ona bir ilaç vermiş ve peygamberin diliyle şöyle buyurmuştur. Hayvan yaralanmasında kısas yoktur. Burada yaralama ki fiildir. Kelimesi hayvana tamlama yapıldı. İnsan fail olduğu için Rab'lık iddiasında bulunursa hayvandan daha üstün olduğunu anlar. İli o ikisine nispet ederse nefsi kırılır. Bu ilacı kullandığında ise hastalıktan şifa bulur. İnsan şeriat üzerinde düşünür. Şeriat hayvanın yarasını tedavi etmiştir. İnsanın yarası ise kısas yoluyla alınır. Bununla birlikte hayvanın yaralanmasında bir iradede ve ihtiyarı vardır. Fakat hayvan yaralananın eziyet görmezi hedeflemez. Sadece sıkıntıyı kendinden uzaklaştırma hedefi taşır. Dolaylı olarak da Yara ve acı ortaya çıkar. İnsan ise öyle değildir çünkü o bazen eziyet vermeye hedefler. Bu yönüyle hayvanlığı bakımından eziyeti kendinden uzaklaştırırken insanlığı bakımından eziyet vermeye hedefler. Bu acelecidir. Kerim Rab ise yaratır. Böylelikle şekli belirlemiş bütün, par, bütün de parçaları ayrıştırmıştır. Sonra Rahman Kur'an'ı ihsana öğretti, insanı yarattı ve ona beyanı öğretti. Beyan dilin ifade ettiğidir. Sonra en kerim Rab kelam ile öğretti. Burada parmakların yazdığını kastetmiştir. İnsan kerim, ekrem ve rahman Rabbin yarattığı bir yapıdır. Bu dört isim suyun yaratılışına yönelir ve böylelikle her şeyi sudan canlı yapmıştır. Çünkü Allah'ın arşı su üstündeydi. Yaratılmış alem Allah'ın gölgesidir. Sonra gölgesini kendisine çevirir. Öyleyse ilka dürülme, Ka ise parçalanmadır. Bu parçalanma ile gök yerden üst alttan farklılaşır. İnsanın yaratılışını sağlam yapmış, onu hitap mertebesinde ihsan müşahadesiyle, iman boyasıyla boyadı. Yazdığında ise her şeyin yerini belirlemiş, vezinlerini yerleştirmiş ve teraziye koymuştur. Her parçanın kendine özgü bir hükmü vardır. Kendiliğinde her zaman kardeşlerinden farklı. Hepsi hepsindendir. Hepsi Hepsindedir. Akıl sahiplerine verilmiş bir örnek. Hesap gelişiyle anlayışa verilmiştir. Çünkü onu dalgalarda düzenledi. Onu düzgün bir şekilde düzenledi. Onu kendi suretine göre yarattı. Hak onda mizanını yerleştirdi. Asıl benden, ölçünün hükmü ondandır. Bu nedenle vezinlerinin hükümleri onu dışta izhar etti. Ulvi alemi ona yerleştirdi. Ona kendinden imkan sınırı vererek. Böylece Araştırmış iken onu birlik haline getirdi. O dış varlıkların hakikatlerinden meydana geldi. Bu cem ile suretini elde etmek mümkün oldu. Bu ise imanın hükmü olmasaydı bilinmeyecekti. Bilgece işin gerçekte farklı olduğunu anladı. Bu durum Kur'an ayetlerinden farklıdır. Onu okuyan bilir ki Kur'an'ın hükmünde kalmayı sürdürmektedir. Nefsin şerefi olmasaydı hayvan eziyeti kendinden uzaklaştıramayacağı gibi başkasının eziyeti de hedefleyemezdi. Bununla birlikte insan hakikatte ortak oldukları için kendisinin ayrılmaz özelliğinin başkası için de ayrılmaz özellik olduğunu bilmez. İnsan eziyeti kendinden uzaklaştırdığında da haktan kendisine bir yükümlülük gelmez. Aşırıya gider ve kısasta haddi aşarsa ya da kendiliğinden bir saldırıda bulunursa cezalandırılır. Fakat insan ancak insan olması bakımından haddi aşar. Bu durumda onun hayvanilik yönü, insaniyet yönünü yer değiştirmiştir. Bu aşamadaki, bu aşmadaki asıl ise asıldan kaynaklanır çünkü asıl zenginlik ve istina sahibidir. Onun hükmü nerede? İnsanlar ve cinleri ona ibadet etsinler diye yarattı. Ayetin hükmü nerede? Bu durumda halıktan yani Elgani isminden değil, yaratan isminden kaynaklanır. Haç ve umrenizden mahsur kalırsanız İmkan bulduğunuz kurbanı kesersiniz.